Herkese merhaba. Desenli rulo kek tarifiyle karşınızdayım. Yapım aşaması olarak bildiğiniz keklerden farklı yapılan ve görüntüsüyle görsellik katacak bu tarifi mutlaka denemek isteyeceksiniz. İlk olarak ganajı için 200 ml kremayı tencereye alıp ocakta ısıtıyoruz. Isındıktan sonra içerisine 120 gram pul çikolata ekliyoruz ve karıştırıyoruz. Ben sütlü çikolata kullandım. Dilerseniz sütlü bitter karışık kuvertür çikolata da kullanabilirsiniz. Bu kıvama geldikten sonra buzdolabında soğumaya bırakıyoruz. Keki için 4 adet yumurta sarısını ve beyazını ayırdık. Beyazını bu şekilde mikserle köpürtmeye başladık. Daha sonra 1 çay kaşığı tuz ve 1 su bardağına yakın şeker ekliyoruz. Son olarak 1 paket vanilya ekliyoruz ve çırpmaya devam ediyoruz. Bu kıvama ulaştığımızda çırpmayı bitirebiliriz. Ayırmış olduğumuz 4 adet yumurta sarısına 1 çay bardağı süt ekleyerek el çırpıcısıyla karıştırıyoruz. Kalan şekeri de ekleyip karıştırmaya devam ediyoruz. 1 su bardağı un ve 1 paket kabartma tozunu da eleyerek ekliyoruz. Son olarak da 1-2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyoruz. Köpürttüğümüz yumurta beyazı karışımına bu harcı 1-2 seferde ekliyoruz. Ve bu şekilde katlayarak alttan üste doğru karıştırıyoruz. Tereyağı ile yağladığım fırın tepsisine yağlı kağıdı seriyorum. Bir kaseye kakaoyu alıyoruz ve hazırladığımız kek harcından 2 kaşık kadar döküyoruz. Bu harcı üzerine desen vermek için kullanacağız. Bunu kenara ayırıyoruz. Kek harcımızı fırın tepsisine döküyoruz. Her tarafın eşit şekilde olması için bir kaşık yardımıyla kenarlarını düzeltiyoruz. Hava kabarcıklarını çıkarmak için de en son bir zemin üzerine tepsiyi vurabilirsiniz. Kakaolu karışımı kekin üzerine bu şekilde koyuyorum. Daha sonra bir spatula yardımıyla çizgiler çekiyorum. Bu sırada fırınımız önceden ısıtılmış 175 derece olmalı. Yaklaşık 10 dakika kadar pişireceğiz. Fırında çok tutmamaya özen gösterin. Parmağınızı bastırdığınızda kek yukarı çıkıyorsa pişmiş demektir. Evet, kekimiz fırından çıktı. Yağlı kağıt zeminine keki alıp ters çeviriyoruz. Arka kısmındaki yağlı kağıdı hafifçe çıkarıyoruz. Çıkardıktan sonra altta kalan yağlı kağıtla birlikte bu şekilde sararak rulo yapıyoruz. Bu şekilde soğumaya bırakıyoruz ve soğuduktan sonra gördüğünüz gibi kolay bir şekilde açılıyor. Evet, ganajımız da hazır. Ben biraz bekleme konusunda sabırsız olduğum için ganajı 40 dakika kadar dolapta beklettim ve keki de 1 saat içinde hazırlamış oldum. Ama daha yoğun sürülebilir bir kıvam için en az buzdolabında 2-4 saat veya bir gece önceden de yaparsanız daha güzel bir sonuç elde edersiniz. Bu şekilde ganajı döküp sürmeye başlıyoruz.
kenar kısımları çok fazla sürmemeye çalışın. Rulo yaparken sarmanız zorlaşabilir. Evet, bu şekilde yağlı kağıt yardımıyla döndürerek rulo yapıyoruz. Ve desenli rulo kekimiz hazır. Gerçekten dokusu yumuşacık oldu. Dilimleri ayırmadan önce mutlaka buzdolabında bekletin, güzelce soğusun ve dinlensin. Ben tadına baktım. Gerçekten çok hafif, baymayan, böyle yumuşacık bir kek olmuş. Yiyenlerden de zaten tam not aldı. Açıklama kısmında ayrıntılı olarak tarifi yazacağım. Buraya kadar videoyu izlediyseniz ve beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yeni tarifler için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.